Hava kim böyle? Balık gibi tak oltaya at denize. Oy niye? Ay Şevko, bu adam bana sürekli şantaj yapıyor ya. Ne yapayım bu kardeşim, bu adam sana şantaj yapıyor, bana ne? Ayol ne demek bana ne? Biz dünür değil miyiz? Hatta kanka değil miyiz? Vallahi yardımına ihtiyacımız var, geldik işte Şevko. Yok, ben sana yardım ederim. Ha benim şartlı tahliyem var da. Şevko, bu ikimizin sorunu ya. Bu adam benim niye problemim olacakmış bakayım? Bak şimdi bu adam var ya, DNA testinin sonucunu değiştiren adam. Şimdi bu öterse ikimizin de başı belaya girecek. Çünkü her şey ortaya çıkacak. Uy. Uy ya. Ne yapıyoruz acaba şimdi? Ben bir şey yapamam. Ay ne demek bir şey yapamam? Dur şurada be. Şevko sen kıt mısın ayol? Diyorum ki bu adam öterse diyor. Onu halletmezsek yani ikimizin de başı belaya girecek diyorum. Mukaddes. Ha ben kendim bir şey yapamam. Ama sen yaparsan bak ona karışma. Nasıl? Cevat, Kamil. Ha buyur reis. Ha şu bizim mübareği hazırlayın. Mukaddes Hanım bir işi var. Yapmayın. Etmeyin. Sözler Ergele, bunu daha önce düşünmeyecektin. Hadi mukadder, üstü ince atıyoruz. Bir, iki... Durun! Ne oldu Şevko? Abi iş böyle olmaz. Niye, ne olduk şimdi? Atacağız işte adamı, ne var? Ya mukaddes, bunun bir usulü vardır da. Atarken diyeceksin ki... Derune, en derune. Anladın mı ha? Abi iş en iyi, sen bilirsin da. Ne diyor adam mukaddes? Mukadder şimdi tabii bu işin bir ritüeli var. Ne ritüeli ayol? Anlamıyorum ben hiçbir şeyi. Kardeşciğim sen bu işlere kafanı yorma. Hadi canım zaten sen kıtsın. Boş ver. Hadi bir iki üç deyince yolluyoruz. Yok yok dur. Derine en derine deyip yolluyoruz. Dur! Ne oldu yine ya? Ne oldu ya? Ha bu ne biçim tonlamada? Bunu böyle yanlış tonluyorsun, anladın mı? Böyle demeyeceksin. Derune, en derune. Ya Şevket, ha öyle söylemişim. Ha böyle söylemişim ya. Atacağız işte sonuçta adamı. Yok. Ha bu mübareğin bir usulü var da öyle olmaz. Ya öyle söyleyeceksin ya da bu işten vazgeçeceksin. Yani ne oluyor şimdi? Ben anlamadım. Atıyor musunuz, atmıyor musunuz? Sus lan, sus. Bu kadar hadi. Bir, iki, üç, sekiz. Derune. En derune. Ne oluyor burada? Kız kurtardı ya adamı. Şevket, ne oluyor burada? Kim bu adam? Ya Meryem, ha bu adam var ya. Torunun DNA sonuçlarının değiştirilmesinde bizimkilere yardımcı olan adammış. Ama şimdi kalkmış bunlara şantaj yapıyormuş da. Şantaj mı yapıyormuş? He. Ya sen neden bahsediyorsun Şevket? Ya bunu Ertan duyarsa? Ya zaten biz de burada Ertan bunu duymasın diye bulunuyoruz. Ya tamam tamam da sen niye karışıyorsun bu işe? Ya şartlı tahliyen ne olacak? Hiç bunu düşündün mü? Ya Meryem ne düşündün peki? Ha bırakacaktım adam kendi kendine ötsün mü öyle? Hem zaten ben atmıyorum bak. Mukaddes atıyor. Ya tabii ki bırakmayacağız Şevket. Yani bu iş böyle çözümlenmez ki. Bu tekne kimin? Benim. Senin. Ya bunlar atmış olsa bile senin başın belaya girecek. Ha bak bunu boyla hiç düşünmemiştim da. Bana bak. Bundan böyle bu işlerin işine kıyısından köşesinden girmeyeceksin tamam mı? Bak bunu garanti altına almak için sürekli yanında olacağım. Gözlerim üzerinde olacak. Anladın mı? Ha bu ne demek böyle gözlerim üzerinde olacak ha? Sen beni gayet iyi anladın Şevket. Bu konu burada kapanmıştır. Bana bakın. Bundan böyle ne halt ederseniz edin ama benim kocamı bu işlere bulaştırmam mukaddes. Baş be. Beni delirtme mukaddes.